Caner Şen Stüdyomuzda sevgili seyirciler, Semra Ocak tarafından bir ilişki yaşadım, evlilik vaadinde dolandırdım. Kendisinin hesabına ispatları çok kolay olan göndermiş olduğum yüklü miktarda paralar, bir de hediyeler var. Hadi onlar hediye. Ama göndermiş olduğunuz paraları geri mi istiyorsunuz? Geri istiyorum, arabayı da istiyorum. Arabanızı da istiyorsunuz, sadece paralar değil. Bir de yanınızda nüfus kağıdınız olmadığı için arabayı hanımefendinin üstüne yaptınız. Doğrudur. Şu anda araba onun üstünde ama gerçekten bu sizin arabanız. Evet, bunu galerici de biliyor, patronumuz da biliyor, bizim şirket sahibi de biliyor yani benim olduğuna dair. Ve arabamı geri ver diyorsunuz, araç da bu. Araç da bu, evet. Peki. Şimdi önce Zonguldak'a gitmeden, Caner'e bağlanmadan önce Semra'nın yakın arkadaşı, sizin de sanırım iyi tanıdığınız biri Müzeyyen Hanım. Evet, Müzeyyen. Telefon attığında sizin ilişkinize şahit olan kişi. Evet, çok yardımcı olduğum kişi. Nasıl yardımcı oldunuz? Bunu ikinci kocası gelmişti, ev falan bulamadılar. Ben bunlara ev işine yardımcı oldum. Hatta bağlanabilir ev sahibi de kirasını verdim. Dostluk gösterdiğiniz biri. Dostluk gösterdim bunlara. Bakalım. Şu anda da zaten ikisi aynı evde duruyorlar. Yani beni kötülerler, başka bir şey yapacak bir şey yok. Onu merak ediyorum. Dostluk gösterdiğiniz kişi size nasıl yaklaşır diye. Müzeyyen Hanım, hoş geldiniz yayına. İyi akşamlar. Semra Hanım'la aynı evde misiniz şu anda? Evet, aynı evdeyiz. Şu anda mevcut ikiniz fiziken aynı evde duruyorsunuz. Ben şu an işten geldim. Peki Caner orada ayol, yayına bağlanın. Yok, ben yayına bağlanmak istemiyorum. Peki. Bağlansana, neden bağlanmıyorsun? Şimdi Taner Bey diyor ki ben kendisine para verdim, pul verdim, bir de üzerine benim arabamı aldı, şimdi de teslim etmiyor diyor. Bu iddiaların hepsini Semra Hanım'a da soracağım ama Semra Hanım niye yayına katılmıyor? Katılamaz ki, gururu yok. Gurur yok kadında. Sen misin gururlu? Ben gururum var ki buraya çek... Nerede dolandırıcılığımı gördünüz? Oraya ispatlayın bunu. Çocuklarına sahip çıksaydım. Çocuklarıma... Birinci sınıfa giden çocuğuma okuma yazma öğretti o kadın. Benim çocuğumun okuluna giden annem var, babam var. Sana ne oluyor? Sen mi getiriyorsun benim çocuğumu? Ben gidiyorum, Irak'a gidiyorum, çalışmaya gidiyorum. Sen kendi çocuklarına okudun, bir baksana. Çocuğuma okudun, Ay Bey'i öğretti be. Kim beraber öğretti? Beraber mi yaşıyordu Taner Bey ile Semra Hanım? Beraber yaşıyordu, o beraber yaşıyordu. Rahat kendisi, kendi evi gibi girip çıkıyordu. Ben evden, Esra Hanım, evden 5 dakika bir ayrılıyorum. Telefon açıyor. Neredesin? Ya dışarıdayım. Peki ölüyorum. Hareket bu. Sürekli bu hareketler. Ne o, panik mi geliyor? Ya panik yapmış gibi yapıyor. Yani ben kimsenin ibadetine karışmam. Yani benim bildiğim öyle çekilmez. Kısa şort, atlet, yatmış koltuğa. Mını 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 mını. Bu. Yani o Allah'la kul arasında. Ama Allah'la kul arasında da ben de diyorum ki dışarı çıkacağım, hemen ses tonu değişiyor. Yani beni sürekli yani ayağının altında bekletmek istiyor. Sürekli ben onun yanında duracağım. Eve gidiyorum. Fazla sürmüyor ya, evimiz arası zaten 5 dakika bizim. Kendi evime gidiyorum, beni arıyor. Sen anneni mi özledin? Sen çocuklarından bu akşam geçir vaktini. Tamam, geçireyim. 5 dakika geçmiyor Esra Hanım. Niye böyle yapıyorsun? Sen hovarda adamsın. Bunu konuşuyor bana. Ne diyor? Hovarda adamsın. Hovarda adamsın. Ha. Sana güvenmiyorum doğru. Diyor. Güvenmiyorum. Doğru. Diyor. Benim vücudum... Güvenilir bir değil. Benim vücudum... Niye ısırık? Başka bir yere gitmesin diye. Yalan desin. Bunu da... Açıklasın ya. Yani açıklasın. Her gün ısırmaya ne gerek var? Yazarsın şuraya Semra'nın sevgilisi Taner diye. Değil mi? Zaten herkes biliyordu Esra Hanım. Yani ay yapmayın Allah aşkına biliyordu. Ya. Peki o size güvenmiyorken siz ona güvenip nasıl bu paraları gönderdiniz? Ve arabayı üstüne yaptınız. Şimdi Esra Hanım, ben bunun tam öyle zor zamanla denk geldim ki. Yani bu sürekli bana Allah'ım senden razı olsun. Hı hı. Yani beni zor zamanında kurtardın. Yoksa ki ben kötü yollara düşerdim. Hı hı. Bak bu kelimeleri konuşuyordu bana. Bağlansın yayına, aynısını da konuşurum. Peki Müzeyyen Hanım, Semra Hanım yanınızdaysa yani yayına bağlanmasını söyler misiniz? Söylerim bir ara. Tabii. Buyurun şimdi mesela diyor ki Taner Bey bana bağımlıydı diyor. O Taner Bey diyor ki Semra beni kandırdı evlilik vaadiyle. Semra
Semra kimseyi kandırmadı. Semra ona en başından söyledi. Ben seninle nikah alamam diye. Yalan. Onu orada konuştukların hepsi yalan. Biz hep beraber Toki şantiyesinde beraber çalıştığımız zaman başladı bunların ilişki durumu. Hayır, biz Toki'ye 27 Peki, Aralık'ta başladık. Peki şu anki Semra Hanım'ın kullandığı üzerine ait görünen araç gerçekte kimin aracı? Taner Bey'le ortak. Sadece Taner Bey'in kendi parası yok o arabada. Semra'nın çalıştığı nasıl ortak neredeymiş? Nasıl? Beraber Semra'nın, mi çalıştık o dedik onunla? Semra'nın çalıştığı paralar neredeymiş? Semra Hanım. Semra nerede çalıştı? Semra'nın maaşı 20 bin liraydı. 20, 40, 60 bin lira yapar. 3 ay çalıştı mı? Benimle de çalışmadı. Altan abiyle çalıştı. Bassın dekontlarına Altan Güveç buna kaç para göndermiş? Çalışanların bütün parasını Semra Hanım karşılıyor diye. Semra Hanım'ın kartı patladı. Ya senin çocuğu... Açtın. O yüzden bir ev kiranı ben verdim senin. Evine masraf gördüm. Beni konuş... Bak çok iyi konuşurum biliyorsunuz. Ne konuşacağım lan? Bana desin ki Taner ben... Böyle yapmadım desin. Çıksaya buraya. Çıksaya ben buradayım. Güzelim. Savcılar gitseydin. Anladım. O ikinci kocasının derdi. O kendi hakkını kendi arasın. Arası ama benim lekelemesin beni. O Semra çıksın. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Semra çıksın. Şimdi hesaplarda da Taner Bey de getirmiş. Taner Bey tarafından Semra Ocağ'ın çeşitli bankalardaki hesaplarına mesela sürekli düzenli gönderilmiş paralar var. Bunları bir tutara vardığında çok yüksek. Bunları niye gönderdiniz neden, dediğimde? Neden gönderilmiş? Neden Çünkü gönderilmiş? Semra, neden gönderildiğini Taner Bey daha iyi biliyor. Neden gönderdi bir söyle ya. Söyleyin siz ben biliyorsunuz. Kendi ben bankadaki dekontlarımı komple sığacağım. Çalıştığımız zaman Semra Hanım'ın hesaplarından gitti bütün paralar. Semra Hanım'ın kartı Taner'de duruyordu çalıştığımız esnada. Tamam da nereye vermişim ben Semra Hanım'ın parasını? Diyor ki bu paraları sen onun güzellik ihtiyaçları için değil çalışanların parasıydı. O yüzden Semra Hanım'ın hesabına gönderdi diyor. Şöyle yapalım Esra Hanım. Şöyle yapalım. Gönderdiğim paraları. Bir bakın. Yani benim Semra işçilere göndermiş mi diye. Benim yanımda çalışan adamlar belli. Ben sana listesini getiririm. Sigorta dokümanlarını getiririm. Sesini kes. Senin bu kadar paran vardı da Semra'nın evinde neden kaldın? Semra'nın evinde neden kaldım? Benim evim yok muydu? Benim iki tane evim var. Ben dışarı çıkıyorum eve gel. Bunları sen de şahitsin. Niye şimdi yalan konuşuyorsun? Taner Bey nasıl dolandırdı Semra Hanım'ı? O banka dökümlerini getirmiş. Siz bunu nasıl ifade edersiniz? Ya da Semra Hanım cevap hakkını kullanırsa nasıl dolandırdı Taner? Taner Bey çok iyi biliyor Semra'yı nasıl dolandırdığını. Söyle de herkes bilsin. Ben biliyorsam herkes bilsin. Nasıl? Açıklayın işte. Yok açıklamayacağım. Ama açıklayın. Şimdi bak ortaya bir iddia atıyorsunuz. Böyle hani ben biliyorum ama söylemeyeceğim. Bu inanılmaz iğrenç bir teknik. Hani bir şeyi biliyorum ama söylemeyeceğim. Söylemeyecekseniz ortada bir şey yok. İftira mı bu? Yani gerçek neyse söyleyin lütfen. Söyleyemezler. Öyle bir şey yok. Müzeyyen söyler misin? Evden aldıkları nereye bırakmış? Evden aldıkları neredeymiş? Kadının özel eşyaları neredeymiş? Aldı da benim ve çocuklarımın üstüne neden ekstra atmış? Onu söyler misin Esra Hanım? Evden aldıkları neredeymiş? Semra'nın özel eşyaları neredeymiş? Evden aldıklarınla Müzeyyen'e nasıl iftira atmışsın? Sen Müzeyyen'i hırsızlıkla mı suçladın? Ben Müzeyyen'i hırsızlıkla suçlamadım. Bu dedi evden Cumhuriyet altını çalındı. Ben zaten kim evden... diyor? Semra. Hı hı. Ya sen zaten ben sana altınları almışım. Yani 40 gram altın almışım ben sana. Evden diyor çeyrek çalınmış. Ya bu çalınsa dahil bu söylenecek bir şey değil. Yani aslında bir ay önce Semra Hanım seni hırsızlıkla suçluyor. Evet. Ama bunu zaten buradaki mülakatta Taner Bey söylemiş. Tüm arabayı üzerine yaptıktan sonra Semra'nın hal ve hareketleri değişti. Bana soğuk davranmaya başladı. Hatta beni hırsızlıkla suçladı diyor. Ben olmasaydım onun babası
Onun babası ben olmasaydım önce edavettirdim. Bağlansın yayına. Kemal abi bağlansın. Ayağı kesilecekti. İki parmağından kestirecek kadar uğraştım ben bu adamla. Yani bir hapishaneye gidiyordum, bir hastaneye gidiyordum bunların yüzünden. Hapishanede kim var? Hapishanede kız kardeşi var. Kız kardeşi var. Hastanede de? Babası vardı. Ben bir İstanbul'a Silivri'ye geliyorum, oradan Zonguldak araştırmaya geliyorum. Yani benim iki gün hiç uykum olmuyordu. Cezaevindekini söylemek zorundaymıydım. Bu arada Semra Hanım şu an acile mi gitti? Öyledir. Evet, rahatsızlandı. Öyledir. Sinir krizi geçirdi. Kesinlikle öyle bir şey yok. Caner, bir Caner'e bağlanalım. Evden çıktı kesinlikle mı? Kesinlikle öyle bir şey. Ambulansa yok. Mı bindi? Hayır. Nasıl gitti acile? Ne zaman gitti? Müzeyyen Hanım. Efendim? Semra Hanım acile gitti demişsiniz. Şu an Semra Hanım acilde mi? Gidiyor. Gitti mi? Yalan Esra Hanım, yalan, yalan. Bunların hayatı yalan. Şimdi acile gitti, gitti. Senin hayatın çok mu doğru ya? Ben doğruyum da buraya çıktım. Niye çıkamıyorsun? Ben doğruyum, bak ben buraya geldim. Sizin binanın orada aslında. Sabahtan beri de Semra Hanım'la iletişim kuruyor. Caner, bulunduğun binanın önüne bir ambulans geldi mi? Semra Hanım acile gitti. Sana o kadın var ya, iyilikten başka bir şey yapmadım. Bir dakika Müzeyyen. Semra acile gitti, yayına katılmayacak diyorsun. Ambulans geldi mi? Semra Hanım'ı alan evden çıktığını ya da Semra Hanım'ın evden çıktığını gördün mü? Evet Esra Hanım, biz saat öğlen 12.30'dan beri buradayız. Hatta Semra Hanım'la da kısa kısa görüşmelerimiz oldu. Müzeyyen abla maalesef yalan konuşuyor diyeyim. Çünkü Semra Hanım evde, hiçbir şekilde evden çıkmadı. Şu an Müzeyyen abla da evde. Az önce geldi Müzeyyen abla. Semra Hanım'la birlikte şu an içerideler. Aslında Semra Hanım yayına çıkacaktı, bir yayını izleyeyim. Ona göre bir kapıyı çalarsanız belki konuşurum dedi ama şu an ne durumda, ne düşünüyor bilmiyoruz. İsterseniz bir ben tekrardan kapıyı çalayım. Belki söz hakkını kullanmak ister şu an en son konuşulanlar üzerine. Hayır, bu Müzeyyen parayla ilgili ben soru sormuşum esasında. Sinir krizi geçiriyor. Sinir krizi geçirdi. Bu sebeple hastaneye gitti dedi. Yok. Şu anda geçirilmiş Esra bir krizi yok. Yok, hastanede anda değil Esra Hanım. Aynen. Şu anda böyle, bak ben size söyleyeyim. Esra Hanım, şunu da belirtmek istiyorum. Taner Bey'in para Semra Hanım'a para yolladığı iddiaları vardı. Bu iddiaları biz kendisine sorduk. Kendisi dedi ki Taner Bey'in bütün hesapları bankalara olan sorunlarından dolayı blokeliydi ve gelen tüm paraları benim hesabıma aktarıyordu ve ben de çalışanlara maaşlarını kendim veriyordum. Hatta bu yolladığına dair dekontlarda açıklamalar da var. Atıyorum Şükrü Cihan maaş ödemesi diye açıklamalarda belirtiliyor. Bunları söylememi istedi kendisi. O yüzden de bunları aktarıyorum. Ben kapıyı çalıyorum. Umarım söz hakkını kullanmak ister. Biraz çünkü çok gergindi Esra Hanım bugün de. Öfkeli Taner mi? Bey'le asla Taner yüz yüze Bey'e gelmek istemiyordu kendisi. Hani beni evlilik vaadiyle... Taner Bey'e çok öfkeli Esra Hanım. Taner Bey'in... Evet, Taner Bey'e evlilik vaadiyle dolandırıldı. Ona ev... Yapmadı tüm eşyaları, evin gereçleri hep ben alıyordum. Caner hiçbir şekilde... Çok çekmiyor. Çok bir çekmiyormuş. Ekran döndü, o yüzden kameraman arkadaşım geride kalırsa. Çekiyor. Şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi bu gibi durumlarda Taner Bey diyor ya hani beni evlilik vaadiyle kandırdı diye... Aynı iddiada Semra Hanım bulunuyor mu? Bulunuyor tabii ki Esra Hanım. Aslında Taner Bey'in kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia ediyor. Çünkü 10 ay benim evimde kaldı. Gidecek yeri yoktu. 10 ay boyunca eve hiçbir maddi desteği de olmadı. Bütün evin ihtiyaçlarını ben karşılıyordum. Nasıl karşılamış? Dedi kendisi. Nasıl karşılamış? Ve şöyle önemli bir detay var aslında Esra Hanım. Bilmiyorum konumuzla ne kadar alakalı ama bir araba mevzusu geçiyor. Evet. Arabayla ilgili... şöyle bir şey var. Arabanın içinde beyaz bir madde bulunuyor. Semra Hanım Taner Bey'e sorduğunda bu beyaz madde nedir? Yani böyle bir tuz, un gibi bir şey. Biz resmi gördük Esra Hanım. Taner Bey de diyor ki arabanın içine ben fare zehri koydum. Fare zehri koydum diyor. Hayır. Yani biz, Semra Hanım onu mutlaka sormamızı istedi. Ya. Neden fare zehri, bir arabanın içine fare zehri koyulur diye Taner Bey'e sormamızı istedi. Peki hemen bak bu soruyu Caner, bir dakika. Şimdi Semra Hanım sizin arabanızda bir beyaz toz buluyor. Toz değil o. Yani bu halıların üstüne dökülen pudra yok mu? Pudra. Normal arabayı yıkadıktan sonra pudra dökülüyor. Pudra mı? Pudra. Şunu öğrenmek istiyorum Caner. Sen şu bilgiyi öğren. O beyaz
şeyi neyin içinde ve nasıl ve nerede buldu? Bu bilgi benim için çok önemli. Aynen. Onu öğrenebilirsin. Şimdi arabada bir beyaz... Esra Hanım, ha. Ben resim... Evet. Resmi bir atabilir misin Hatta Caner? Semra Hanım bizi duyuyorsa o resmi atarsa şu an şey de yapamıyoruz. Semra Hanım bana atarsa resmi... Şimdi arabanın içindeki o... Ben Semra Hanım o resmi atarsanız... Var mı böyle bir uygulama ya? Hayır niye? Şimdi Esra Hanım... Şimdi... Bak küçük bir şeyin içerisinde... Yok öyle değil. Ben onu bilmiyorum. Toz. Ben toz dedim. O şeylere pudra dökülüyor. Araba yıkandıktan sonra. Oğlum benim sürekli arabamız yıkanıyor. Öyle. Hiç kimsenin... Esra Hanım. Hayır. Biz arabayı... Senin gördüğün fotoğrafı anlat. Esra Hanım biz arabanın resimlerini gördüğümüzde... Esra Hanım biz arabanın resmini gördüğümüzde arabanın içi zaten çok temiz değildi. Evet. Pis bir haldeydi. Evin önüne arabayı getiriyorlar. Hatta kendisi Semra Hanım'ın o resimlerde şey de var. Kova ve temizleme malzemeleri de var orayı çıkartması için. Evet. Ben Semra Hanım'a şunu sordum. Acaba sizi zehirlemeye mi çalıştı? Hani ben böyle ilk defa duyuyorum bir arabanın içine fare zehri koyulduğunu ilk defa duyuyorum dediğimde ise... Taner Bey şu iddiada bulunmuş. Arabanın içine yılanlar, fareler girmesin diye ben bu yılan tozunu, zehrini koydum diye iddiada bulunmuş. Şimdi benim aklıma madde geldi. Bu tabii ki Semra Hanım'ın toz bize olduğunu söylemesi. Düşününce madde geldi. Evet. Hepimizin aklına ilk gelmiştir. Allah korusun Sen diyorsun ki yerde pudra vardı. Pudra olduğunu ya söylüyorsun resmi... ama Semra Hanım'a da demişsin ki bu bir zehir. Hayır, zehir meyir falan demedim. O yalan konuşuyor şu anda. Ben pudra döküyorum. Semra Hanım, yani resmi... komple değil. Sevda koydum adını, sustum içimde çığlığı.